Safa Mobilya sunar. Yeşil Bursa'dan bahsettiğimiz Bursa'nın tekrar tekamülü için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Biz milletimizin hala hem vicdanıyız, hem ümidiyiz, hem umuduyuz. Biz siyasi etik içerisinde bir muhalefet yapılırsa başımızın tacıdır diyoruz. Seferlerin konması Bursa'ya verilen önemi gösteriyor. Biz de hemşehrilerimizin tatip edilmiş olan hizmetin sahiplenmesini bekliyoruz. Hem hemşehri derneklerimize, hem buradaki hemşehrilerimize, STK'larımıza. Eğer sahiplenebilirsek bu uçuşları hem arttırmış olacağız, hem de ilave uçuşlara bir fırsat tanınmış olacak. Bu sebeple bundan sonraki süreçte seferlerin yakinen takip edilmesi ve bununla ilgili sahiplenmesi Bursa için bir değer katacağına inanıyorum. Bununla beraber Büyükşehir Belediye'miz tarafından da kent meydanından kalkan ve Ankara asfaltından giden 80 numaralı bir otobüsümüz de var. Bu otobüste de Yenişehir Havalimanımıza ulaşmaları çok kolaylıkla sağlanmış olacak. Bursa ile özdeşleşen bir yeşil şehir, yani Yeşil Bursa'dan bahsettiğimiz Bursa'nın tekrar tekamülü için ciddi bir çaba sarf ediliyor. İki tane şehir parkımız açılmış oldu. Hem Vakıfköy Bera Parkımızın, ardından da Gökdere Parkımızın açılması. Bunlar birisinin tam şehrin meydanında olması itibariyle önem arz ediyor. Bunun bir kısmı biliyorsunuz Osman Gazi'de, bir kısmı da Yıldırım'da olması sebebiyle anam iki merkez ilçemizin sahiplenileceği ve merkez ilçede oturan vatandaşlarımızın tarafından takdir edileceği projeler olarak değerlendiriyor. Üçüncüsü de sıcak su ile alakalı bir açılışla ilgili gelmişti ki sıcak su ile ilgili olan imar çalışmaları ve yapılacak düzenlemeler aslında tam 2001 yılından beri başlamış olan ama bir şekliyle neticeye varmamış olan bir projeydi. Çevre Şehircilik Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla beraber, aynı zamanda Osman Gazi Belediye'mizle beraber ortak bir plan çerçevesinde, proje çerçevesinde burasının bir hayata geçirilmesini, gerçekten Bursa'mıza yakışan bir proje ile faaliyete geçerse hem Bursalılar adına hem Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak bundan gayet memnuniyet duyacağımız bir proje olarak değerlendiriyoruz. İnşallah Bursa'mıza hayırlı olur. Biz milletimizin hala hem vicdanıyız, hem ümidiyiz, hem umuduyuz. Bu bizim için çok önemli kriterler. Mottomuz da bununla alakalı bu dönemde. AK Parti iktidarı olduğu dönemden bugüne kadar bir kez dahi AK Parti'ye oy vermiş olan bir vatandaşımız varsa tekrar onun oy vermesini sağlamak. Onun için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama nereden başlıyoruz? Önce kendimizden başlıyoruz. Önce teşkilatlarımızdan başlıyoruz. Ve bu sebeple de kuruluşundan bugüne AK Parti'ye hizmet etmiş ne kadar büyüğümüz, dava arkadaşımız varsa hepsinin katkısını bekliyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Onunla beraber işte üye çalışmalarımızı yapıyoruz. Tekrar teşkilatlarımızı sahada nasıl daha proaktif bir hale getirebiliriz? Ki pandemi sebebiyle biraz rehavet oldu, kapanmalar oldu, ekonomik yönden ciddi manada sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu süreçte bertaraf edebilme adına da inşallah 1 Haziran'dan sonraki bu sürecin içerisinde çok ciddi manada teşkilat çalışmalarına başlayıp vatandaşlarımızın taleplerini, dileklerini yerine getirme adına elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Gençlerimizin önümüzdeki sürece baktığımızda bizden biraz daha farklı düşünüyorlar. Bizim yaş ölçeğimiz itibariyle baktığımızda daha çevreci, daha özgürlükçü, daha böyle sosyal hizmetlerden istifade etmeyi ve sosyal hizmetlere değer veren bir gençlik var. Biz de bu süreçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ki biliyorsunuz son dönemde de Cumhurbaşkanımız da çok sık gençlerle bir araya gelerek onların dileklerini ve taleplerini alarak bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Biz de bu süreci Bursa'mızda biraz daha yeşerterek, onlarla beraber bir araya gelerek geleceğimizle ilgili olan AK Parti, sonuçta hakikaten bu Türkiye'nin birinci parti olması, en büyük parti olması sorumluluğu daha fazla olmasını gerektiriyor. Ve önümüzdeki dönemde de yaklaşık 6 milyondan fazla gencimizin ilk defa oy kullanacak olması ve bu süreci beraber onlarla hareket ederek inşa etmemizi gerektiren bir süreç. Onun için gençlerle olan faaliyetlerimize, onların taleplerine, onların dileklerine ciddi manada önem arz ediyoruz. Siyasette güvenilirlik hususiyetine çok dikkat etmek lazım. 90 tane doğruyu söyleyip bir tane yanlış beyanı söylediğiniz zaman kamuoyu sizin o bir tane yanlış beyanınızla sizi artık bir daha güvenilir kabul etmez. Şimdi son dönemde yaptığımız şeylerde baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti olarak bakıldığında ya bu birlikteliği hem iyi yürütememeleri, birlikte bir sinerji oluşturulamamaları, diğer taraftan İyi Parti'nin bir
sendikavari bir söylemle siyaset yapmaya çalışması Türkiye kamuoyunun çok hoşuna giden bir yapılanma değil. Ardından son bir iki tane hadise söyleyebilirim somut olarak. Bir tanesi Sayın İYİ Parti İl Başkanı'nın işte Kestel'de yaptığı bir açıklama vardı. Resmen baktığınızda kaçak yapıyı metheden, onu savunan, onun arkasında duran bir söylemle çıktı ki arka planını eminim araştırmadan bu yola çıkmışlardı. İkincisi de en son Kemalpaşa'da yaşanan bir hadise oldu. Tam da 19 Mayıs Gençlik Günü'nde bizim gençlere örnek olmamız gereken, gençlerin bizi örnek alarak faaliyetlerini sürdüreceği bir dönemde onlara aslı astarı olmayan yanlış beyanlarla bir kişiyi kurgulayarak, yönlendirerek ve kurgulayıp da yönlendirdikleri kişinin de hakikaten sabıka veya sicil açısından çok da kamuoyunu tercih etmeyeceği bir kimlikle olması hasebiyle kendilerini kötü duruma düşürdü. Dolayısıyla biz siyasi etik içerisinde bir muhalefet yapılırsa başımızın tacıdır diyoruz. Kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Hemen indir, önce sen öğren. Sosyal TV.com.tr